Selamlar, saygılar arkadaşlar. Bu çalışmamızda David Hume'un sözleri üzerine konuşacağız, fikir yürüteceğiz. Bakalım bilgi deneyimle başlar diyen ünlü deneyici filozof David Hume 250 yıl evvel bizlere neler söylemiş, zihnimizi nasıl aydınlatmış. Kuralımı hiç bozmayarak ilk önce filozofların hayatını, ardından felsefelerini ve sözlerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk sözümüze başlayalım. İnsan hayatının belli başlı kılavuzu alışkanlıktır diyor David Hume. Belki biliyorsunuzdur, David Hume'un bilgi felsefesinde alışkanlık kavramı önemli bir yer tutuyor. Çünkü o nedensellik düşüncesine de alışkanlık üzerinden bakıyor. Aslında nedensellik diye bir şey yoktur. Bizim olaylara bakış açımız nedeniyle biz neden sonuç ilişkisi kurarız. Orada da alışkanlığımız devreye giriyor. Çünkü bizim alışkanlıklarımıza göre bir şeyin ardından başka bir şey meydana geliyorsa ilk gelenle sonraki gelen arasında bir bağ vardır diyoruz. Bu da bizim zihnimizin alışkanlığıyla ilgili diyor David Hume. Örnek olarak güneşi veriyor. Güneşin her sabah doğudan doğuyor olması yarın sabah batıdan doğmayacağı anlamına gelmez diyor. Biz hep o doğudan doğduğu için bunu alışkanlık edinerek onun hep doğudan doğacağını kabul ediyoruz. Aslında diyor bu genel geçer bir kural değildir. Bu bizim alışkanlıklarımızla alakalıdır ya da bakış açımızla alakalıdır diyor David Hume. Şimdi bu David Hume'un epistemolojisinde böyle, yani bilgi felsefesinde böyle. Peki işe sosyal açıdan bakarsak, yani günlük hayatımız açısından bakarsak nasıl arkadaşlar? Evet, gerçekten de öyle. Çoğu kez günlük pratiklerimizde alışkanlıklarımızın ötesine gidemeyiz. Yaptığımız şeyler rutindir. Her sabah belli bir saatte kalkarız, kahvaltımızı yaparız. İşte önceki gün ütülenmiş kıyafetlerimizi giyeriz. Tabii ütülenmişse, ütülenmeden giyen arkadaşlarım da vardır eminim ki. Ondan sonra çıkarız, aynı güzergahtan okula veya işe gideriz. Bunlar hiç değişmez. Bakın bu rutin günlerce, aylarca aynı şekilde devam eder. Bazılarımız şanslıysa, imkanları yetiyorsa tatil günlerinde farklılık yaratabilirler. İşte bir yere yemek yemeye gidebilirler, tatile gidebilirler veya işte arkadaşıyla gezebilir, bir balığa gidebilir, ne bileyim bir doğa yürüyüşüne gidebilir. Farklı şeyler yapabilir yani. Fakat dediğim gibi bu da imkan ve zaman meselesidir. Kapitalist sistem içerisinde aldığınız maaş ve zamanınız yeterliyse bunlar yapabilirsiniz. O da kapitalizmin giderek kısıtladığı sınırlar içerisinde. Kapitalist devlet de aynı şekilde kamusal alanı sınırlıyor. Buradaki kamusal alandan kastım toplumun özgürce dolaştığı, dolaşırken herhangi bir ücret vermediği ve birileri tarafından kontrol edilip sınırlandırılmadığı alanlar. Maalesef bu doğal alanlar giderek azalıyor arkadaşlar. Her yerde kapitalist müdahalelerin gücünü hissediyorsunuz, baskısını. Daha önce rahat rahat gezdiğimiz yemyeşil bahçelerin olduğu, işte çalılıkların kendiliğinden ortaya çıkmış yeşil alanların olduğu yerler maalesef şu anda beton yığınları ile dolu. Her yer metalaştırılıp paraya dönüştürülmek isteniyor. Nerede bir yeşil alan var, nerede boş alan var, hemen kapitalistler oralara el atıyorlar ve kendi mallarıymış gibi parsel parsel bölüşüp oradaki doğal alanı yok ediyorlar arkadaşlar. Sahilerinde bir tutam yeşile hasret kaldık. Gözümüz yeşili arıyor, gözümüz ağaçları arıyor, doğayı arıyor. Belki de onlar da kendi para biriktirme, sermaye biriktirme alışkanlıklarının esiridirler. Herkes bir alışkanlığın esiri olmuş. Kimisi paranın, kimisi mevkinin, kimisi gücün, kimisi başka duygu ve dürtülerin esiri haline gelmiş. Bu duyguların ve dürtülerin esiri olmadan onları kontrol edebilenlere selam olsun diyorum. Yani kendini tanıyıp kendi kendini bilenlere selam olsun. Acaba bizler hangi alışkanlıklarımızın esiri haline geldik ve bunu fark etmiyoruz? Çünkü gerçekten de bazen alışkanlıklarımızı hiç fark etmiyoruz arkadaşlar. Sanırım bizi rahatlattığı ya da mutlu ettiği için bu alışkanlıkları görmezden geliyoruz. Sanki biz onlarla beraber doğmuşuz, hep onlarla beraber yaşamışız gibi algılıyoruz. Dışarıdan biri söylemedikçe alışkanlıklarımızın da farkında olmuyoruz arkadaşlar. bu alışkanlıklarımız düşüncelerimizi etkilemeye başlıyor. Çünkü eylemler insanların düşüncelerini etkiler. Yapıp ettiklerimiz fikirlerimizi etkiler arkadaşlar. Daha sonra düşüncelerimiz de karakterimizi oluşturmaya başlıyor. Olumsuz düşünmeye başlıyorsanız hayatta olumsuz görüyorsunuz. Bu sefer de eylemleriniz de olumsuz yönde oluyor veya negatif yönde davranmaya başlıyorsunuz. Eğer pozitif düşünüyorsanız hayatı ve çevrenizi değiştirmeye yönelik olumlu adımlar atmaya başlıyorsunuz. Yani bu bir döngü şeklinde devam ediyor. Filozofumuzun diğer bir sözüyle devam edelim. Din hakkında düşünceler doğada tasarlanarak değil, yaşamdaki olaylar sonucunda ortaya çıkan endişeden, insan aklındaki sürekli ümitten ve korkudan doğdu. Evet arkadaşlar, ne diyorsunuz bu konuda? Bence Hume haklı. İnsanlar evrimsel gelişimlerinde o ilk zamanlarından beri, yani doğadaki yaşayışlarından beri doğayla ilgili korkulara ve endişelere sahiptiler. Çünkü doğa bilmedikleri bir alandı ve çoğu kez de doğayı kişileştirip doğadaki her bir kuvveti tanrılar haline getirdiler ve bu tanrılara tapınmaya başladılar. Özellikle Antik Yunan döneminde bu belirginleşir. Denizin ayrı bir tanrısı vardır. Rüzgarın ayrı. Rüzgarın içerisinde de her bir rüzgarın ayrı bir tanrısı var. Lodos'un ayrı, Poyraz'ın ayrı. Hatta bizim Poyraz diye bildiğimiz tanrı Antik Yunan'da Boreas diye geçiyor. İşte bu söyleyiş değişikliğinden biz onu Poyraz haline getirmişiz. İşte göğün ayrı bir tanrısı var. Güneşin ayrı tanrısı var. Mısırlılarda da olduğu gibi. Bu şekilde tabiat kuvvetlerini, fizik yasalarının kendisini bile biz bilemediğimizden, anlayamadığımızdan tapınacak tanrılar haline getirmişiz. Felsefede ve bilimde kaydettiğimiz gelişmeler bize gösteriyor ki bunların her biri ayrı ayrı tanrılar değil, evrenin fizik yasalarıdır ve bunlar değişmezler arkadaşlar. Şimdiye kadar gözlemlerimiz bunların değişmediği yönünde. Yani her biri bir döngüsel çevrim halinde doğa birbirini etkilemektedir ve bunlar tıpkı bir yasa gibi işlemektedir. İşte yağmurun yağması için bulutların belli bir nem biriktirmesi lazım. Belli bir yoğunluğa ulaşması lazım nem açısından. İşte güneşin bizi aydınlatması için devamlı o nükleer patlamaların olması lazım. Ve maddenin plazma halinde kalması gerekiyor güneşin. Bunun gibi birçok şey David Hume her ne kadar alışkanlık olarak görse de neden sonuç bağlamında devingen bir halde sürüp gitmektedir. Yine Spinoza'nın Teolojik Politik İnceleme adlı o harika metnini okuduğunuzda da anlıyorsunuz. Spinoza'ya göre mucize dediğimiz şeyler bile evrenin fizik yasaları dışında gerçekleşemez. Bizim mucize diye bildiklerimiz bilmediğimiz evrenle ilgili aslında yasalardır, işleyiş şekilleridir. Biz onları kavrayamadığımız için onlara mucize diyoruz diyor ki bence de haklı. Bu işin bir tarafı tabi. Yine David Hume açısından bakacak olursak işe, mucize dediğimiz şey bizim yakinen gördüğümüz şey değildir. Çoğu kez başkasından duyarız ve etkileniriz. Yani mucizeler anlatım ve söylemlerle oluşturulur. Çoğu insan bunları deneyimlememiştir. Ya da insanoğlunun doğasında olan abartma eğilimiyle insanlar mucize olmasa bile mucizeymiş gibi gördüklerini abartırlar arkadaşlar. İşte ayın ikiye yarılmasından tutun hurma ağacının yürümesine, işte Hz. İsa'nın ölüleri diriltmesine, işte suda yürümesine kadar birçok şey aslında bugün kimsenin görmediği, fakat işte bu efsanevi anlatılarla ya da abartılarak sözel anlatımla bizlere kadar gelen, daha sonra sözlü kültürün etkisiyle yazıya geçen şeylerdir. Yoksa bunların hiçbiri tam anlamıyla ispatlanmamıştır. İspatlanması da mümkün değildir arkadaşlar. David Hume'un da dediği gibi doğadaki insan sürekli ya korktu ya ümit etti. Tabi insan ümitsiz yaşayamaz. Korkularına karşılık bir ümit bulması gerekiyordu. Bu nedenle her şeyi tanrılaştırmaya başladılar. Korktukları her şeyi bir tabu haline getirdiler. Bazen bu işte doğa kuvvetleri oldu, bazen canlı nesneler oldu, bazen cansız nesneler oldu. İşte putlarda olduğu gibi animizm ortaya çıktı. Cansız nesneleri canlıymış gibi görmeye başladık. Bu insanoğlunun evrimsel gelişiminde bir merhaleydi arkadaşlar. Korkuya karşılık içimizde ümit doğdu. Ümitlerimizin merkezinde ise gücümüzün yetmediği yerde bize yardım edecek, bizi koruyacak, bizi ölümden kurtaracak, o en sıkıntılı anlarımızda bizi çekip kurtaracak olan Tanrı inancıydı. Biz o merhalelerden bugünkü tek tanrı inancına geldik. Hatta son durumda işte iş ateizme kadar geldi. Tanrı'ya ihtiyacımız olmadığını önce Hegel'le, daha sonra Nietzsche ile beraber dillendirmeye başladık. Ve kendi ellerimizle yarattığımız tanrı imgelerini yine kendi ellerimizle yok etmeye başladık arkadaşlar. Çağdaşlarının büyük çoğunluğundan farklı olarak bilimsel yazılarında tanrıya yer vermekten ısrarla kaçınan matematikçi ve gökbilimci Pierre Simon Laplace, dönemin aydınlanma ideallerine kapılmış ateist ve maddeci bilim adamlarına örnek gösterilir çoğu kez. Mesela şöyle bir hadise geçmiş Laplace'ın başından. Bir gün Napolyon Bonaparte kendisine benimsediği doğa felsefesinde Tanrı'nın nasıl bir yeri olduğu konusunda soru yöneltmiş. O da şu ilginç cevabı vermiş: "Efendim, o varsayıma ihtiyacım yok." Yani Tanrı'ya ihtiyacı olmadığını söylüyor Laplace. Burada tabii ki Laplace'ın verdiği bu cevap, onun yazılarında da yansıttığı bilimsel bilgimizde var olan boşlukların izahatı olarak öne sürülebilecek bir Tanrı kavramının tamamen uygunsuz olduğu yönündedir. Ve buna dair düşüncesini özetler bu. Yani günümüz insanı bundan 4000-5000 yıl evvelki insanlar gibi doğayı kavrayamadığı için ya da anlayamadığı için boşlukları Tanrı'yla doldurmuyor. Tam aksine bu boşlukları bilimsel veri ve gözlemlerle izah etmeye çalışıyor. Yani objektif bir şekilde bakıyor doğaya ve sorularının cevaplarını da, yani felsefe üzerinden sorduğu soruların cevaplarını da bilimle cevaplıyor arkadaşlar. Tabii şu da var, tamam, bilimin verdiği cevaplar çok tatmin edici, sarsılmaz, güven verici. Hangi yer ve zamanda deney yaparsanız yapın, aynı koşullarda yaptığınız deneyler aynı sonuçlar veriyor. Yani bir neden-sonuç bağlamı var. Ancak insan sadece aklıyla hareket eden rasyonel bir varlık değildir. İnsan duygulu bir varlıktır. İnsan bir ruha sahiptir. Buradaki ruhtan kastımız hisseden ve bir kalp taşıyan varlık olması anlamında. Bu nedenle bu duygulu insanoğlu, işte o getirdiği varoluşsal çelişki de burada ortaya çıkıyor. Bir yandan aklının, bir yandan kalbinin arasında kalıyor arkadaşlar. Bu ikisinin bir tarafa çektiği insan arada derede kalarak ikisini uzlaştırmaya çalışıyor. Ya bazen kalbini dinliyor, ya bazen sadece aklını dinliyor. Bu ikisini dengelemeye çalışıyor insanoğlu. İşte burada da şu soruyu sormak lazım. Yani Tanrı'ya ihtiyacımız olduğu için mi bir Tanrı yaratıyoruz? Bu ihtiyacımızı artık bilim karşılıyor ve tüm sorularımıza bilim cevap veriyorsa bir Tanrı'ya ihtiyacımız yok mu? Elbette ki insan duygulu bir varlık olduğu için aynı zamanda aciz bir varlıkta. Gücü her şeye yetmiyor. Bilim insanoğlunu sınırsız güçlü hale getirmiyor arkadaşlar. Verdiği tüm cevaplarda yine de insanı askıda bırakıyor duygusal anlamda. İnsan duygularının tatmini için, moral ve güç bulmak için özellikle günlük deneyimlerinde mutlaka Tanrı'ya ihtiyaç duyacaktır ya da bir Tanrı hissiyatına ihtiyaç duyacaktır. Bunu da çok görmemek lazım. İnsanlar otomat değildir. İnsanlar birer robot değildir arkadaşlar. Duygularıyla hareket ederler çoğunlukla. O yüzden de bir Tanrı düşüncesine ihtiyaçları vardır. Aslında çoğu insanın meselesi Tanrı'nın varlığı veya yokluğu meselesinden çok bu Tanrı'nın nasıl bir Tanrı olduğu meselesidir. Yani Tanrı'nın neliği sorunudur. İşte tam burada kimisi işte Ludwig Feuerbach'in dediği gibi kendine benzeyen insansı bir Tanrı imgesi hayal eder. İşte sakallı büyük baba tipinde böyle babacan bir Tanrı. Kimisi Tanrı'yı bir enerji kaynağına, parlak bir ışığa benzetir. Kimisi başka bir güç kaynağı şeklinde düşünür. Kimisi doğanın kendisi şeklinde düşünür Tanrı'yı. Yani herkes Tanrı'ya bir şekil atfetmeye çalışır. Fakat Tanrı eğer tüm yarattıklarından üstünse ve onlara benzemiyorsa düşündüğümüz hiçbir şey Tanrı'nın kendisi olmayacaktır. Belki de hiçbir zaman bu sorunu çözemeyeceğiz arkadaşlar. Belki de bazılarının dediği gibi sorumuza cevabı ancak bilim bulacak. Bilimin keşifleri sayesinde belki de Tanrı'ya yaklaşacağız, kim bilir. Ya da Aristo'nun dediği gibi aslında var olan her şey, bütün evren Tanrı'ya doğru gidiyordur, kim bilir. Yani belki en doğru cevabı filozoflar yüzyıllar evvel vermişti. Yani buna benzer görüşler devamlı tartışılacak, devamlı konuşulacak. Şimdi sıradaki sözümüzle devam edelim. Bu dünyada çoğunluğun küçük bir azınlık tarafından yönetilmesinden daha garip bir şey yoktur. Yani öyle arkadaşlar, küçük bir azınlık sizden daha akıllı ve daha işbilir olunca büyük bir çoğunluğu çok kolay bir şekilde yönetir. Çoğu kez de yönettiği çoğunluğu aptallar ya da kandırılacaklar olarak görürler. Maalesef öyle. Çoğu yönetenin yönettiği kişilere ya da insanlara bakışı böyle. Kendilerini çok zeki zannediyor arkadaşlar. Halbuki bulundukları konumlara da yine başkaları tarafından getiriliyorlar. Yani kendilerinden daha zeki ve güçlü olanlar tarafından. Dünyayı yöneten insan sayısı ekonomik gücü ve işte bu silahları elinde bulunduran bir avuç insan bana göre. Bu yolu izlediğiniz zaman, bu güç silsilesini izlediğiniz zaman yolun vardığı yer işte petrol kaynaklarının, silahların, orduların yönetimini elinde bulunduran kapitalistler arkadaşlar. Kapitaller karşımıza çıkıyor. Her yerde insanoğlunu dara sokan, insanoğlunun hayatını kanlı sömüren, birbirine kırdıran, işte o kar güdüsüyle hareket eden, o bulunduğu yerden hiç aşağı inmek istemeyen, hep yönetmek, yönetmek ve daha fazla zengin olmak isteyen egoist benciller güruhu. Tabi hep dediğimiz gibi daha önce çirkin bir kadın olan, özellikle sanayi devriminin yaşandığı İngiltere'de çirkin bir kadın görünümünde olan kapitalizm şu an işte boyalı, cilalı, albenili, kozmetik sayesinde gayet güzel görünen bir kadın durumunda. Biz bu cicili bicili hoş görünen albenili kadının tüm boyasını açığa çıkartıp onu ifşa edeceğiz. Gerçek yüzünü, o canavar yüzünü göstereceğiz arkadaşlar. Hiç de öyle göründüğü gibi değil. Sömürdüğü, mahvettiği hayatlarla şu anki konumunu koruyor. Daha fazla sorgulayan, haklarını savunan, daha çok okuyan, araştıran, bilinçli, hakkını kimseye yedirmeyen bireyler arttıkça yönetimler hesap vermek zorunda kalacaklardır. Yaptıkları her işlem için, her kalem işlem için halka tek tek hesap vereceklerdir. Bu hesap veriş onlara enselerinde devamlı milletin olduğunu, yönettikleri insanların olduğunu hatırlatacak. Bulundukları mevkilerin kendilerine Tanrı tarafından değil, toplumun kendisi tarafından verildiğini an be an hatırlayacaklardır. Özellikle John Locke okuduğunuz zaman görüyorsunuz arkadaşlar, onun siyaset teorisinde yönetenler daha önce birçoklarının söylediği gibi yönetim yetkisini Tanrı'dan değil halktan alırlar. Halk onlara bu yetkiyi verir ve yine halk onlardan alabilir. Şimdi çok güzel bir sözle devam edelim. Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar özgür değildir. Herhalde siz de benim gibi bu söze yürekten katılıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben gerçekten bu sözü çok seviyorum. Belki zincirlere vurulmuş olabilirsiniz, belki hapishanede olabilirsiniz, belki baskı altında, gözetim altında olabilirsiniz. Belki düşünmeniz bir suç sayılabilir, düşünmeniz istenmeyebilir ama hiçbir şekilde düşüncelerinize zincir vurulamaz. Hiç kimse zihninizin içine giremez. Yeter ki siz izin vermeyin. Düşünce özgürlüğü ile ilgili filozoflarımız ne demiş? Onlara bir göz atalım. Voltaire demiş ki, düşünce özgürlüğü ruhun yaşamıdır. Gerçekten de çok doğru demiş Voltaire. Yine Atatürk'ten çok güzel bir söz. Hakikati konuşmaktan korkmayınız. Buna da yürekten katılıyorum. Hakikati konuşmaktan korkarsanız yarın bir gün haklarınız elinizden alınmaya başlar ve bir hakikat soruşturmasına girişirseniz hiç kimseyi yanınızda bulamazsınız arkadaşlar. Anatol France'tan bir söz. En büyük mutluluk özgür düşünceli olmaktır. Gerçekten çok doğru. İnsan özgür düşünmeye hasret bir varlıktır. Özgür düşüncenin olmadığı yerde tam anlamıyla insanlıktan, insan olmaktan söz edilemez. Orada insan başka bir şeye dönüşür. Yine ünlü teolog ve matematikçi Pascal'ın çok güzel bir sözü var. İnsanlığın muhteşemliği düşüncelerinin gücünde yatar. Doğru. Düşünebilen insan neler yapmaz neler, değil mi? Yani bugünkü geldiğimiz noktaya düşünebilmemiz sayesinde geldik. Ama tabii ki her düşünce değil, insanlığı geliştiren, onun ruhsal ve manevi gelişimine katkıda bulunan, onun mutluluğuna katkıda bulunan düşünceler bizim için önemli. Rousseau'nun eleştirdiği bu düşünce değil tabii ki. Rousseau insanı insana ve doğaya yabancılaştıran düşünce tarzına karşı, yani o doğadan kopuşa karşı onun eleştirdiği düşünce tarzı bu arkadaşlar. Colton'un güzel bir sözü var. Zalimler aklı zincirlemenin yolunu bulamamışlardır diyor. Doğru. Başta da dediğim gibi sizi zincire bulabilirler somut anlamda. Yani bedeniniz zincirlenebilir ama aklınız zincirlenemez arkadaşlar. Hayal gücünüze kimse müdahale edemez. Kimse ne düşündüğünüzü bilemez. Buna en iyi örnek. Ben çok seviyorum ve bu örneği çok veriyorum. Şu anda da okuyorum. Bu Etius'un Felsefenin Tesellisi adlı metnidir. Bunları ölümü beklerken hapishanede yazmıştır arkadaşlar. Tutuklu bulunduğu İtalya'nın hangi bölgesiydi aklıma gelmiyor. Bir kuledeki hapishanede soğuk betonda otururken yazmıştır arkadaşlar. Tavsiye ediyorum, mutlaka okuyunuz. Şiirsel bir anlatım var. Harika bir zihin, harika bir düşünce. Bir insan öleceğini bildiği halde nasıl bunlar yazabilir bilmiyorum. Zaten kendisi de diyordu, ben öleceğim ama bu yazdığım şeyler benden sonrakilere kalsın, bir ders olsun, bir örnek olsun diye yazmıştır. Büyük bir yürek, büyük bir zihin. Saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz bu Etius'u. Özgürlük üzerine, özgür düşünce üzerine çok hoş sözler var, çok değerli sözler var. Bunlar için bile ayrı birer çalışma yapılabilir arkadaşlar. Şimdi David Hume'un diğer bir sözüyle devam edelim. Bunca cehalet ve karanlık içinde insan anlayışına tek kalan, kuşkucu veya en azından temkinli davranmak ve olabilir görünmeyen hiçbir hipoteze az veya çok teslim olmamaktır. Evet arkadaşlar, görünen o ki bu metinden anlıyoruz. David Hume septiklerden etkilenmiş, şüphecilerden bir şeyler kapmış. Şüphecileri eleştirdiği kadar da onlardan özellikle yöntemsel olarak etkilendiğini görüyoruz. Kuşkucu olmamız gerektiğini söylüyor. Kendi çağı için özellikle bunu vurguluyor. Çünkü o çağda birçok tarikat vardı, birçok dini düşünce ve felsefi yaklaşım vardı. İnsanlar her biri kamplara bölünmüştü. Farklı farklı düşünce sistemlerinin altında birbirlerine karşı rekabet içindeydiler. Bu bilimsel anlayışta dahi böyleydi. İşte David Hume diyordu ki, sizin önünüze hangi düşünce veya din anlayışı getirilirse getirilsin, siz bunlara karşı şüpheci olun, sorgulayın, araştırın, olduğu gibi kabul etmeyin diyordu. Bu yöntemsel şüpheciliği Descartes da özellikle uyguluyordu arkadaşlar. Belki de burada Descartes'tan bir etkilenim vardır David Hume açısından. Ki Descartes kendisinden sonra da birçok filozofu etkilemiştir arkadaşlar. Bugün hala Descartes'in sözlerini tartışıyoruz. Hala onun yöntemsel şüpheciliğiyle hareket ediyoruz. Bugün de geçerli. Yani size ne sunulursa sunulsun. Yani bu siyasi olur, günlük hayatta olur, bir dini anlayış olur, düşünce olur veya biri önünüze gelip bir mucizeyle ilgili, mucizelerle ilgili bir anlatım yapmak ister. Ne olursa olsun arkadaşlar, şüpheci olun. Devamlı bir sorgulama olsun, bir kenarda bir şüphe olsun. Böylece bir açık kapı bırakın. Kandırılmayın. Yani bu özellikle gündemimizde yoğun, biliyorsunuz. Herkes kandırılıyor. Bari siz kandırılmayın. Kendinize dikkat edin diyorum ve diğer bir güzel sözümüzle devam ediyorum. Hakikaten arkadaşlar, David Hume sözü gediğine koymuş. Özgürlükler genellikle aniden değil, yavaş yavaş yitirilir. Ben burada Hume'un hakkını teslim ediyorum arkadaşlar. Hakikaten çok hoş ve çok yerinde bir söz söylemiş. Kendi çağı içinde geçerli, bugün içinde geçerli, gelecek içinde geçerli bir söz bu. Bu sözü örneklerle somutlaştırabiliriz. Tarihten vereceğimiz çok örnek var. İşte özellikle Orta Doğu'dan vereceğim bunu. Bunu Ürdün içinde söyleyebiliriz. Suriye içinde, Irak içinde, işte Mısır içinde söyleyebiliriz. Afrika'daki birçok ülke içinde söyleyebiliriz. Özgürlükler bir anda değil, yavaş yavaş yitiriliyor arkadaşlar. Aşamalı şekilde bu özgürlükleri yitiriyorsunuz. Farkında bile olmuyorsunuz çoğu kez. Önce bir monarşi geliyor. Halklar özgürlüğünü monarşi üzerinden kaybediyor. Monarşiyle gelen krallar ya da yöneticiler halkı ve toprağı kendi mülkü gibi görüyorlar. Kime ne oldu pek umurlarında olmuyor yani. Daha sonra bu monarşik yönetim daha da baskıcı, daha da otoriter hale geliyor arkadaşlar. Sözde halkın yararına yapılacak olan bütün işler aslında iktidarın, yönetenin yararına oluyor. İşte mesela Almanya'da Hitler örneği, aslında Alman ulusunu güçlendirmek, dünyanın hakimi kılmak için yola çıkmıştı ama halkı mahvetti. İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkan Almanya, Doğu ve Batı Almanya olarak ikiye ayrıldı. Yıllarca acısını çekti Almanya bunun. İşte İtalya'da Mussolini'nin yaptıkları, onun sonrasında da toparlanması kolay olmadı İtalya'nın. Keza bizim için de geçerliydi arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahın yetkileri 1877 yılına kadar mutlaktı. O yıl bir meclis kuruldu. Anayasal monarşi haline geldi. Yani bir meclis kuruldu ve bu meclis padişahın yetkilerini sınırlandırıyordu. Ancak yine de son söz yine padişahındı. Kaldı ki meclisin kendisini de lağvetti Abdülhamid. Ve 33 yıl boyunca istibdat yani baskı yönetimi altında yönetti ülkeyi. Şurada bir tespit de yapmak istiyorum. Bir kısır döngü var arkadaşlar. Baskıcı yönetimler altında uzun yıllar kalan halklar sorgulayamadığı ya da hesap soramadığı için uysal bir koyun haline getiriliyor. Daha sonra isteseler de o monarşi dışında bir yönetime de alışamıyorlar. Çünkü halk o monarşiye alıştırılmış ve o yönetimle ancak devam edebiliyor. Yani o bütün selliği sağlayacak olan tek güç o monarşi haline geliyor. Çünkü halkın demokrasi deneyimi yok. O nedenle uzun yüzyıllar baskıcı, zorba bir yönetimin altında kalmak çok kötü bir şey arkadaşlar. Halklar için de çok kötü. Maalesef o baskının altında uysallaşan, işte köle gibi yaşayan, köle ahlakı edinen toplumları da tekrar ayağa kaldırmak, tekrar başını dikmekte kolay olmuyor. O kültürel tortu, o eziklik tortusu maalesef uzun yıllar o toplumun bilinçaltında yer alıyor arkadaşlar. Bunu aşmak çok zor. Bizim toplumumuzda da bu var maalesef. Bunu aşamıyoruz. Bu tekrar su yüzüne çıkıyor bu bilinç bazen. Cumhuriyeti hazmedememe, Cumhuriyetin getirilerini hazmedememe maalesef çok sıkça karşılaştığımız bir durum. Bunun da aşılacağını düşünüyorum ben. Buradaki eleştirim Osmanlı'nın kültürel hayatından çok arkadaşlar. Osmanlı hanedanına sanki kendi hanedanıymış gibi ya da kendisinden biriymiş gibi sahip çıkılması nedeniyledir. Halbuki Osmanlı hanedanının topluma bakışı öyle değildi. Toplumu ve toprakları kendi mülkü gibi görüyordu. Halbuki bu toprağı kazanan, bu toprak için can veren halkın kendisiydi. Hanedan üyeleri değil. Bu ikisinin arasında bir ayrım yapmak lazım. O nedenle halkımız kültürel olarak Osmanlı döneminde gerçekten sade, mütevazi, çoğu kez bizim kaçırdığımız üzere hoş bir hayat yaşasa da, yani o eski cumbalı evleri düşündüğünüz zaman, o güzel mütevazi evleri düşündüğünüz zaman hoş bir hayat var. Yani şimdiye göre daha renkli, daha güzel, daha sıcak, samimi dostluklar var. Ancak halkın demokrasi bilinci yok. Halkın sorgulama kültürü yok. Bu yönde sıkıntılar vardı Osmanlı'da. Tabii halkı da anlıyorum arkadaşlar. Padişahın ya da vezirin iki dudağının arasından çıkacak bir emirle o savaştan bu savaşa sürükleniyorlardı. Ya kendileri ya çocukları. Yani toprak fethetme stratejisine dayanan bir ülke kurarsanız, ekonominiz bunun üzerine kurulu olursa, sonrasında topraklarınızı kaybetmeye başladığınızda da çöküşe gidersiniz. Osmanlı'nın başına gelen de buydu arkadaşlar. Maalesef bir felsefi ve bilimsel kültür oluşturulamadı halkta. Ve bu süreç Tanzimat dönemiyle beraber değiştirilmek istense de, yani Osmanlı kurtarılmak istense de maalesef buna kimsenin gücü yetmedi. 1800'lerin başında Avrupa Osmanlı'ya hasta adam diyordu. Gerçekten de öyleydi arkadaşlar. Okuduğum seyyahların notlarında da öyle. Yabancı seyyahlar ülkemizi bol bol ziyaret etmişler 1700'lerin sonundan itibaren. Hepsinin ortak bir söylemi var. Osmanlı hasta adam, fakat Osmanlı'nın kültür dünyasına hayranlar. Hele o İstanbul'un güzelliğini anlata bitiremiyorlar. Çizdikleri gravürler, resimler bunu anlatıyor zaten. Bizimkilerin öyle bir merakı yok. Ama yabancılar gerçekten de İstanbul'u gezebilmek için, İstanbul'u görebilmek için binlerce kilometre öteden aylarca yolculuk yaparak geliyorlardı. Eugène Flandin'in İstanbul adlı kitabında İstanbul'u aynen şöyle tarif ediyordu arkadaşlar. Chateaubriand'a İstanbul dünyanın en güzel görüntüsünü sunar dedirten, ona bu muhteşem görüntüyü kazandıran şaheser kubbeleri, uzun narin minareleri, sarayları, köşkleri, sayısız selvileri ve binlerce kayığıdır diyordu. Maalesef arkadaşlar o günden bugüne İstanbul'a kim geldiyse bugün birilerinin de dediği gibi İstanbul'a ihanet edildi. O güzelim şehir mahvedildi beton yığınlarıyla arkadaşlar. Bunda herkesin suçu vardır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla ve felsefeyle kalın.